Sabahın Sözcüsü başlığıyla Mesut Yar Official Instagram hesabına gönderebilirsin. Mesut Yar Twitter'da ve aynı zamanda Sözcü'nün YouTube kanalından bizi canlı olarak izleyebilirsin. Adamı ter bastı. Şimdi ter sileceksin, yakında kağıt yok. Çünkü orman. Ormanlar da gidiyor. Odun da pahalı. Zor. Ha ama daha büyük zorluklar var ki bunlar lokal zorluklar. Ya bu benim ana vatanımın çıkardığı kendi ürünümdü. Nedir bunlar? Fındık. Nedir bunlar? Hamsi. Nedir bunlar? Karalahana. Nedir bunlar? Çay. Ha bunları dediğinde aklına ne geliyor? Doğal olarak Karadeniz. Ben şeyin ana vatanına götürüyorum seni. Çin değil ya, bizdeki ana vatanına. Anadolu'daki ana vatanlarından birine götürüyorum yani. Bakın milli içeceğimiz çayı. Su gibi tüketme dönemi artık bitti. Babacığım gel bir çay içelim birlikte, bir dertleşelim vesaire, bitti. Abi Hasan abi çay içer misin abi? Recep iki tane çay. Bitti. Bakın milli içeceğimiz çay Karadenizli için artık içmeden iki kere düşünülen bir şey. Çünkü Çaykur çaya %15'lik bir zam yaptı. Böylece çaya sadece 97 günde yapılan zam %85 oranına yükseldi. %88 oranına yükseldi. Yani çaydan aldığın bir höpürdek 97 gün önceki çay fiyatına denk geliyor. Trabzonlu kardeşim ne yapıyor artık dışarıda çay içerken? Ha böyle eşe dosta ısmarlamamak için köşe bucak kaçıyor ya. Hani Trabzon'da bunu yaptırdık ya, daha ne olacak? Yani yaşarken bunu yaşıyorsak bilmiyorum artık dürüm haline geldiğinde amel defterimiz ne yaşanacak bilemiyorum. Haberin içinde bir öneri var. Kağıdın üzerine yazılmış. İnsan izleyince kahkaha patlatıyor istemsiz bir şekilde. Neye? Acınacak halimize. Ucuz yer nerede varsa oraya kolluyoruz. Bir de köşe baş sağda sollara saklanıyoruz ki yanımıza biri gelmez. Bir çay 7,5-10 lira. İki arkadaşın gelse iki çay söylesen 50 lira. Elleriyle topladıkları her öğünlerine eşlik eden çay aynı ama fiyatına artık yetişemiyorlar. Trabzonlu çay içtiği yerlerde köşe bucak saklanır oldu. Ismarlama bitti. Alman usulü başladı. Bir şey ısmarladı, Alman usulü yapalım mı dedik ya, Alman usulü nedir anlamıyorum. Çaykur son 4 ayı da boş geçmedi. Haziranda %45 ile başladı zam. Temmuz ve Ağustos'ta da sürdü. Son gelen zam %15 oldu. Bu zamlar sadece evimize aldığımız çaylarda değil, çay bahçelerinde, kafeteryalarda içeceğimiz çaylara da yansıyacak. Biz arkadaşlarımız hep çayımızı ortaklaşa demlik söylüyoruz her gün. 12-13 kişi 2-3 tane içebiliyor. Daha karlı yani. Karadenizli'nin çayı su gibi tükettiği dönem eskide kaldı. Artık eşle dostla içilen her bardağın hesabı yapılıyor. Bir çay bahçesine gidip oturup dinleniyorduk, bir nefes alıyorduk. Şimdi giderken de düşünüyoruz. Acaba gerçekten burada çay ne kadar? Bir çay içebilecek miyiz? Çay maliyeti bütçesini aşanlar alternatif çözüm geliştirdi. Yaz aylarında termosla parklara gitmeyi düşünseler de kışın ne yapacakları sorusu cevapsız kalıyor. Termos var ya termos. Evde çay yaparsın, dolduruyorsun da takacaksın arkan. Nerede oturdun orada içeceksin. Yapacak bir şey yok. Ya ne yapalım? Trabzonlu çay bardaklarını artık zamla dolduruyor. Maliyeti katlanan dükkan sahipleri de zammı bardak fiyatına yansıtmaktan çekinir hale geldi. Bir işletmeci dükkanının camına kimse yanındakine güvenip çay içmesin uyarısı astı. İstediğin zaman yansıtamıyorsun bunu. Şu anda geldi çay 7,5 lira, bir anda 10 lira yapma şansın yok ona. Adam 11.500 lira alıp da akşama kadar 100 lira çay parası verecek hali yok. Şimdi ne dedi orada dayı? Dedi ki ya bu bize geliyorlar Alman usulü falan. Alman usulü nedir ya diye. Şimdi anlatalım. Yani kimsenin aklı fikri karanlıkta kalmasın. Alman usulü şudur. Senin aklına gelen şey değil. O Alman başka şeyi. O Alman şeyi onu koy. Sabah sabah hiç öyle şeylerle düşünüp ha ne diyelim, fikrini ve iradeni kirletme. Bak Alman usulü, Almanlar genelde şöyle yaparlar. Rivayet odur ki birlikte yemeğe çıktığın arkadaşlarınla herkes kendine düşen payı öder. Ne yediyse onu öder. Bu üçlü bir şekilde kolektif ödemeye Alman usulü denir. Ama bizim millet bilirsin ki hani bir Wing Chun rahibesi gibi, efendim söyleyeyim bir Aikido ustası gibi, Ip Man gibi, Ip Usta gibi birbirine böyle koluna, eline koluna yapıştığı için hani hesabı yanındakine ödetmek istemez idi. Nokta. Ne diyor oradaki kağıtta? Vallahi kimse yanındakine güvenip de çay may istemesin, çay may içmesin. Tutsun iradesini. Zaten çay nedir ya? Üyü içinde bol bol tein var. Uyku tutmaz. Efendime söyleyeyim ha, mideyi böyle biraz şey yapar.
rahatsızlandırır. Ne bileyim, yeşil çay bul diyeceğim ama ha bunu da yeşile boyamakla olmuyor bu işler. Sonuç itibariyle yeşil çayın kilosu çok daha fazla. Hal böyle olunca bir milli içeceğe daha biz yavaş yavaş haydi güzel kardeşim tatlı tatlı yoluna demek durumunda mıyız? Ya buna zorunda mıyız? Nur içinde yatsın Dilberay ablam. Ne diyordu? Zorundamayan. Gerçekten zorunda mıyız? Ama sonuç itibariyle rakamlar ortada. Zorundalıklar da öyle.